Karanfil katar oldu, hasretlik yeter oldu. Nazlı yarin kokusu burnumda tüter oldu. Al mendili mendili, kız sever karanfili. Al mendili mendili, kız sever karanfili. Mendil bağlarım yandan, seni severim candan. İki yerde yar olmaz, ya benden geç ya ondan. Al mendili mendili, kız sever karanfili. Al mendili mendili, kız sever karanfili. Maşallah herkes nasıl şevkle çalışıyor. Sen burayı böyle adilane düzene soktukça göğsün kabarıyor gururdan. Anladın mı şimdi Ankara sana niye yardım etti? Ben bunun için bir söz vermiştim. Bu sözümü yerime getirdim sadece bu. Kibir şeytanın oklarındandır. Kibir mi? Kibir değil bu, gerçek. Efnan olmasa burayı açamazdın. En önce o inandı sana. O inanmasa ne bu insanlar ne de Ankara peşine düşmezdi senin. Onsuz nasıl olacak şimdi? Efnan'a git demedim nene. Kendi kararıydı. Kal da demedim. Aklım hafsalama almıyor. Onun için onca şey yaptın. Hiçbir şartta onu yalnız bırakmadın. Şimdi nasıl müsaade ettin gitmesine? O zaman onun kim olduğunu bilmiyordum çünkü. Peki ne değişti şimdi? Efnan yine aynı ev. Değil nene. Efnan o sıradan tanıdığım Efnan değil artık. O hayatıma girdikten sonra her şey değişti. Her şey kötüye gitti. Ama şimdi düzelecek. Hala bahane bulmuşsun kendine. Lakin ikimiz de niye onu uzak tutmak istediğini biliyoruz. Niyeymiş? Ondan korkuyorsun. Ondan niye korkayım? Hiç kimseye bir şey söylemeyeceğimi biliyorum. Efnan canını verir, benim sırrımı vermez. İşte tam bu yüzden. Tam bu yüzden ondan korkuyorsun. Şartsız, katıksız. Tüm yüreğinle güvendin. Seni korkutan göğsünde atıp durandır oğul. Ona kapıldın. Sanıyorsun ki gözden ırak olunca gönülden de ırak olur. Ama bil ki öyle olmuyor. Doğru değil. Hakikat bu. Senin ona ihtiyacın var. İhtiyacım falan yok nene.
Efsane bu kadar anlam yükleme. Ben sana bir hikaye anlatacağım. Dinliyorum. Gül ile Bülbül'ün hikayesi. Zamanında birbirinden güzel güllerin olduğu bir bahçe varmış. Kanadı kırılmış bir bülbül o bahçeye düşmüş. Bembeyaz bir gülün dibine. Cemo, kunduraları boyadın mı? Mühim bir davete gideceğim. Boyadım beyim. İyi, getir o zaman giyeyim. Tamam beyim. Bu leke ne? Vallahi beyim, çitiledim çitiledim çıkmadı. İyi yıkasan çıkardı. Ya Efnan burada olaydı, çok güzel çıkarırdı. Beyim, Efnan sahiden niye gitti? Kendi istedi gitti. Gitmeyeydi bebeğim. İyi kızdı, evin neşesiydi. Vallahi size de can yoldaşıydı. Biz onu çok seviyorduk. Sabaha kadar Efnan'a at mı yakacaksın yoksa ceketi mi yıkayacaksın? Yıkarım beyim. Çok güzel yıkarım. Çok da çitilerim. Kusura bakma hanım, seni birine benzettim. Hayırlı akşamlar prenses. Hayırlı akşamlar. Kendimi tanıtmama müsaade edin lütfen. Ben Aziz Paydar. Galip Bey'in oğlu musunuz? Yeğeniyim efendim. Şeref buldum Aziz. Ben de çok memnun oldum. Beni karşılamak için geldiniz galiba. Ben bu yemeğe davetli değilim efendim. Antakya'ya bir yıldız düşmüş ve tüm sokakları aydınlatmış dediler. Ben de bu ışığa mazhar olmak istedim. Çok zarifsiniz Aziz. Siz bir paydarsınız. Daveti gerek yok. Böyle bir güzellik ve zerafet karşısında sanırım itiraz hakkım yok. Müsaade ederseniz size eşlik edeyim. Hizmetinizi mi bekliyorsunuz? Hayır, arkadaşımı. Arkadaşım Efnan. Lakin siz tanışıyorsunuz galiba. Öyle tanışıyoruz. Nereden? Hizmetçisiydim. Dostumdu. Ama eskide kaldı tabii. O kendine yeni bir yol çizdi. Geçelim mi? Müsaade eder misiniz?